baskıları kınadık. Başörtülü kadınlara yönelik baskıları kınadık, eylemlerde yer aldık. Dini inancın ya da inançsızlığın tamamen kişinin kendisiyle bağlantılı bir iş olduğunu, bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Herkes inanmak ya da inanmamak konusunda özgür olmalı. Ama Genel Başkanımızın da belirttiği gibi 90'larda birçok insanımızı katleden bir zihniyetin yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. Bugün başka bir yöntemle ortaya çıktılar ve devlet koruması altında ortaya çıktılar. Burger salonlarını bastılar. Dans eden insanlara saldırdılar, yaraladılar. Havuza giren insanları, özellikle kadınları engellemeye çalıştılar. Bunlar bize tabiri caizse sökmez. Biz herkesin inancı doğrultusunda özgürce yaşamasını savunan bir örgütüz. Ve bugün özellikle LGBT artılar için onur günü, onur gününü kutluyoruz. Ve bu siyasal İslam'ı temel alan tetikçi bu anlayışın öncelikle kadınlar ve LGBT artılar için büyük bir baskı aracı olduğunu düşünüyoruz. Devlete sesleniyoruz. Vazgeçin, yapmayın. Çok acısını çektik, çekmek istemiyoruz artık. Toplumsal yaşama yönelik, sosyal hayata yönelik bir takım paramiliter güçlerin saldırıda bulunduğunu öğrendik, görüyoruz, biz de tanık olduk. Buna ilişkin bir basın açıklaması yapmaya ihtiyacı duyduk. Her zaman insan hakları savunucuları bütün herkes için insan haklarını savunmaya devam edecek. Gördüğümüz şeyler kısaca şunlar, açıklamamız birazdan yapılacak. Kürdistan biliyorsunuz 90'lı yıllarda faili meçhullerin cirit attığı bir bölge, bir coğrafya. Diyarbakır bunun merkezi, Batman bunun merkezi. Dolayısıyla geçtiğimiz birkaç günde, birkaç haftada hem dans eden gruplara yönelik, hem sitesinin havuzunda yüzme yapan işte kadın, erkek bunlara yönelik, hem parklarda, bahçelerde yapılan basın açıklamalarına yönelik ya da işte bir takım iş yerlerine yönelik böyle dini bir takım referanslarla işte bunları yapamazsınız, bunlar dine aykırıdır, işte sizin ağa babalarınız halen mezarları belli değil, işte bundan sonra da bunlar olacak gibi videolar çekerek topluma korku salma yönünde bir girişimin olduğunu gördük. Buna ilişkin bir basın açıklaması yapmak istiyoruz. Hatta bu söylemlerin birisinde ağa babalarınız halen mezarları belli değil, sizler de hani böyle olursunuz diyen bir dil var. Bu dilin devlet tarafından dikkate alınması gerektiğini söylüyoruz. Biz daha dün 803 haftadır Diyarbakır'da kayıp yakınlarının eylemlerini yaptık. Burada her gün bir kaybın akıbetini soruyoruz. Şimdi devletin böyle bir dili kullanan insanları gözaltına alıp bu kadar faili meçhul varken hangisini öldürdünüz ya da kim öldürdü, sizler bunları biliyor musunuz diye sorması gerekmez mi? Biz burada bütün yetkilileri, devleti, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı göreve davet ediyoruz. Kültür, inanç ve yaşam tarzına sahip toplulukların bin yıllardır bir arada yaşadığı kentimizde son dönemlerde bazı gruplar tarafından kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi yaşamayan toplumsal kesimlere yönelik saldırılar artmış, toplumsal barışa ve kentteki ortak yaşam kültürüne zarar verecek boyutlara ulaşmıştır. Toplumsal barışı zedeleyen bu baskıcı ve saldırgan yöntemler toplumda derin kaygılara neden olmakta. Geçmişin travmasını halen yaşamakta olan halkımıza ciddi endişelere yol açmaktadır. Değerli basın emekçileri, bildiğiniz üzere kentimizde caz piknikleri düzenleyerek sanata dair farkındalık oluşturmaya çalışan dans etkinliği katılımcılarının Tema Park'ta yaptıkları etkinliğe 9 Haziran 2024 tarihinde kalabalık bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıda bulunulmuş. Maalesef bazı katılımcılar bu saldırılar sonucunda yaralanmışlardır. Saldırgan grup söz konusu sanat etkinliğinin kamuya açık alanda yapılmasını saldırıya gerekçe yapmış ve bu tutumunu açıkça savunmaktan geri durmamıştır. Yine geçtiğimiz hafta kentimizde bazı özel işletmelere İsrail'i protesto gösterileri adı altında bazı grupların tekbir getirerek ve slogan atarak girdiği
iş yerinde bulunan çocuklar başta olmak üzere insanların büyük bir korku ve panik ile kaçtığı görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde kolluğun göstericileri engellemeye dönük bir çaba içerisinde olmadığı da anlaşılmıştır. Yakın zamanda gerçekleşen bu ve benzeri eylem ve saldırılara karşı derneğimiz kentimizde faaliyet gösteren sivil toplum kurumları tarafından defalarca sağduyusu çağrısında bulunmuş, yetkililerin de önlem alma gerekliliği ısrarlı bir şekilde ifade edilmiştir. Tüm bu çaba ve çağrılarımıza rağmen toplumsal barışı zedeleyen bu saldırılar ne yazık ki son bulmamıştır. Son olarak 27 Haziran 2024 tarihinde özel bir site havuzunda kadın ve erkekler tarafından karma biçimde kullanılması saldırıya gerekçe yapılmış. Aynı sitede yaşayan bir grup tarafından ortak havuzu kullanmak isteyen site sakinlerine karşı fiziki ve sözlü saldırılarda bulunulmuştur. Saldırgan grup üyeleri site sakinlerini kastederek "sizin ağababalarınızı öldürmüşüz, daha mezar yerleri belli değil" diyerek hem 90'lı yıllarda yaşanan faili meçhul cinayetleri sahiplenmiş, hem de aynı tür cinayetleri işleyebilecekleri konusunda insanları tehdit etmişlerdir. 90'lı yıllarda çok sayıda Kürt aydını, insan hakları savunucusu, siyasetçi ve sivil insan gözaltında zorla kaybedilmiş veya faili meçhul siyasi cinayetlere kurban gitmiştir. Bölgede yaşanan bu zorla kaybetmeler ve siyasi cinayetler büyük toplumsal travmalara neden olmuş. Bu travma ve yaraların oluşturduğu acılar halen sürmektedir. Yakınlarını kaybeden cumartesi insanları ve kayıp yakınları yıllardır alanlara çıkarak yakınlarının akıbetini sormakta, faillerin tespit edilip cezalandırılmasını talep etmektedirler. Katledilen ve zorla kaybedilen insanlar sadece kendi aileleri açısından değil, bütün Kürtler için, vicdan sahibi bütün insanlar için büyük bir acıyı tutulamayan bir yası sembolize etmektedir. Bu sebeple 90'lı yılların karanlığını hatırlatan, insanları bu cinayetleri tekrarlamakla tehdit eden bu yaklaşımı kabul etmiyoruz. 90'lı yıllarda bölgemizde paramiliter gruplar tarafından işlenen cinayetler göz önüne alındığında söz konusu tehditler kamuoyu tarafından anlık öfkeyle veya öylesine sarf edilmiş birkaç söz olarak algılanmamaktadır. Dolayısıyla failler hakkında ivedilikle tutuklama tedbirine başvurulması ve bu suça iştirak etmiş failler hakkında soruşturmaların etkili bir biçimde yürütülmesi gerekmektedir. Değerli basın emekçileri, bin yıllardır farklı kimliklerin bir arada yaşadığı kentimiz, yaşam alanlarına ve yaşam biçimlerine müdahale eden yaklaşımları hiçbir şekilde kabul etmiyor. Doğal barışın sağlanması, bir arada yaşama kültürünün genişletilmesi, farklı etnik, grup, inanç ve siyasi görüşten insanların barış içerisinde ortak yaşamı inşa edebilmeleri için mücadelemizi sürdüreceğimizin herkes tarafından bilinmesini bir kez daha tekrarlamak istiyoruz.